Selamlar arkadaşlar. Kurban Bayramı'nın ikinci günü biz de aile ziyaretine geldik. Çok güzel bir manzara var. Aslında bunu sizlerle paylaşmak istedim. Şu an burada böyle bir video çekmemin sebebi bu. Bu manzarayı sizlerle paylaşmak istedim. Böyle birazcık sohbet edelim istiyorum birlikte. Şu şeyi tutturabilir miyiz acaba? Biraz sohbet edelim istiyorum. Öyle küçük bir kaçamak yaptım. Yukarıya kaçtım şu an aşağıdalar. Az sonra ineceğim tekrardan. Sahilden çok gürültü geliyor, bilmiyorum şu an videoya geliyor mu, yansıyor mu ama ufacık bir teknede böyle son ses müzik var. Küçük bir bayram tatili yapıyorum. Bugün videomu yayınladım. Yani ritim videomu yayınladım. 2 gün boyunca yeni ritim videosu gelmeyecek. Yani 2 günlük küçük bir tatil yapmış oluyorum. 2 gün sonra da yeni yayın dönemi diyebiliriz birazcık. O mantıkla aslında bu tatili yaptık. Yani boş geçirmek için değil de yeni içerikler üretebilmek için onun hazırlıkları çalışmasını yapıyorum. Neler yaptık ve neler olacak onlardan birazcık bahsedeyim. Her gün yeni bir ritim videosuyla, yani yeni gün yeni ritim ismiyle yayın yapmaya başladık. Amacımız şuydu, hala o amacımız değişmedi tabii ki. Yeni günün, yeni doğan günün ritmini yakalayabilmek, birazcık hayatın o ahenginde, gidişatında birazcık renk katabilmek idi düşüncemiz. Yine aynı düşünceyle ama birazcık daha bu fikri geliştirerek ilerlemek istiyorum. Yeni dönemde ne olacak? Yani yeni dönem dedim, önümüzdeki hafta, 2 gün sonra başlayacak yayında. Yeni dönemde elbette bu ritim videoları devam edecek yayına. Ama bununla beraber YouTube'da canlı yayınlara başlayacağım arkadaşlar. Canlı yayında ders videoları yapacağız. Yani ders yapacağız, canlı dersler yapacağız. Vurmalı çalgılara giriş konusuyla, yani teorik kısımla aslında birazcık başlayacağız. Ve bununla beraber enstrüman teknikleriyle devam edeceğiz. Şimdi burada önemli olan bir nokta var. Yani özellikle üstünde durmak istediğim, altını çizmek istediğim, parantez içine alıp etrafını sarmak istediğim çok önemli bir konu var. Türk müziği dediğimiz olay, elbette işin teorik ve teknik kısmı elbette var. Göz ardı edilemeyecek bir konudur. Mutlaka olmazsa olmaz bir konudur. Ama bununla beraber Türk müziğinin bir kültürü vardır arkadaşlar. Bu kültür kısmına birazcık dikkat çekmek istiyoruz aslında. Yaptığımız bütün çalışmalarda, yani gerek benim kendi atölyemde yaptığım derslerde, gerek bu YouTube videolarında, YouTube kanalımda. Çünkü bugün ne yazık ki böyle bir eksik var, böyle bir problem var. Yani bu işle uğraşan çok fazla insan var. Konservatuvarlar her yıl yüzlerce arkadaşımızı mezun ediyor, yüzlerce insan mezun oluyor. Ama işin teorik ve teknik kısmıyla sınırlı kalıyorlar. Yani işin kültür kısmında çok fazla, yani muhteviyatı daha doğru ifade edeyim, o kısma çok fazla girmiyorlar. Birazcık o kısımlara da girmek istiyoruz. Yani o kısımları öldürmemek için, daha fazla yayabilmek için, en azından fikir olsun diye, bilmeniz açısından. Bunlar hep bilgi. Bu sebeple bu tarz çalışmalar yapıyoruz. Yani bu canlı yayında bu şekilde yapacağız. Şimdi şöyle tepkiler aldım. Hani hem ders yapıyorsun, atölyem var, hem canlı yayında ders yapacaksın. Ne anlamı kaldı o zaman atölyenin gibi? Şöyle söyleyelim. Bu bizim yaptığımız, yayınladığımız içerikler, kullandığımız içerikler, yani bizim ritim kalıplarımız temelde. Bunlar zaten açık bir şekilde birçok kitapta, internet ortamında, birçok sitede, birçok sistemde var olan, bilinen, yayınlanan içerikler, konular. Bunları saklamanın bir şekilde, bir sebeple muhafaza etmenin bir anlamı yok. Zaten açık olan, var olan bir şey. Yani şimdi bizim bunu alıp saklayıp göstermememizin bir anlamı yok yani. Manasız bir gayret olur.
Bu sebeple bütün içeriği, hatta kaynaklarda da bulunamayacak bütün içeriği açma gibi bir düşüncem var. Yani bunun üzerine çalışmalar yapıyorum. Bunun bir ayağı Devri Bendir Perküsyon Akademi. Henüz yayına başlamadık. YouTube üzerinden yayına başlayacağız orada da. Bizim vurduğumuz bütün usuller, yani bütün ritim kalıplarını hem klasik yöntemde, yani diz vurarak, hem vurmalı çalgılar enstrümanlarıyla, yani Türk müziği vurmalı çalgılarıyla bu bütün ritim kalıplarını göstereceğiz. Anlatan bir videomuz olacak. Bunun çalışmalarını yapıyoruz. Hazırlıklarına başladık. Çekimlerini uzun zamandır yapıyoruz. Ama belli bir noktaya geldikten sonra yayınlayacağız. Çünkü bu bir arşiv olarak, yani bir kütüphane olarak var olacak, hizmet edecek. O yüzden burada böyle parça parça ilerlemeye çok ihtiyaç duymadık. Bu sebeple çekimler bittikten sonra, en azından büyük bir bölümü bittikten sonra yayınlamaya başlayacağız. Buraya nereden geldik hatırlamıyorum. Bununla bile, evet, canlı yayın diyorlar. Bununla birlikte bu canlı yayınlarda da bizim derslerde yaptığımız, arkadaşlarımızla paylaştığımız, benim öğrencilerimle paylaştığım bilgileri, bu konuyla alakalı bahisleri paylaşacağım sizlerle. Yani vurmalı çalgılarla alakalı konuşacağız, dersler yapacağız. Şöyle bir gerçek var arkadaşlar, şöyle bir durum var. Zaten bu içeriği, bu dersleri ben yapmamış olsam bile bu alanda ilgili olan kişiler bu alanda faaliyet zaten gösterebilirler. Bu sebeple bu konuda bir çekincem yok. Yani yapsam mı yapmasam mı diye bir düşüncem yok. Yani hani ticari boyutu ile de bir çekincem yok. Yani öğrenci gelir mi gelmez mi, gelenler kursu bırakır mı gibi bir endişem de yok. Çünkü bunlar zaten açık. Birçok yerden erişilebilecek kaynaklar, bilgiler. Önemli olan bu bilgiyi alırken bizim bir hoca disiplini içerisine girmemiz. Yani ve belli bir metot üzerinde bu işi öğrenebilmemizdir. Bu da elbette bir kursa giderek ya da bir hocadan ders alarak, yani bir usta-çırak ilişkisi yaşayarak olabilecek bir şeydir. O açıdan bu konuyla alakalı bir problemi mi yok? Yani gerçekten bu işi tamamıyla öğrenmek isteyen kişiler isterlerse bana ulaşabilirler. Devribendir.com adresinde biz yaptığımız, bu alanla ilgili yaptığımız faaliyetleri oradan inceleyebilirler. Yani Türkiye'nin en büyük perküsyon orkestralarından biri. Belki de en büyüğü. Aslında sadece bu var. Yani Türk müziği icra eden en büyük perküsyon orkestrasını kurduk. Daha doğrusu, yani mütevazilik yapmaya da biliriz aslında bu konuda. Bu alanda çeşitli faaliyetler gösteriyoruz. Özel bir müfredatımız ve eğitim sistemimiz var. Yani Devri Bendir olarak. Oldukça başarılı. Çok fazla da reklam yapmayalım. İlgilenen arkadaşlar, linki şuraya, ya şuraya ya şuraya bir yere paylaşacağım. Artık kurguda nereye denk gelirse. Açıklama kısmında da olacak gerekli faydalı linkler. Oradan takip edebilirsiniz. Yeni dönemde canlı yayınlar var dedik. Online derslerimiz var. Herkes izleyebilir, herkes katılabilir. Herhangi bir üyelik vesaire yok. Direkt YouTube üzerinden yayınlanacak bu dersler. YouTube'dan canlı olarak yayınlanacak bu videolar, dersler. Bununla birlikte sokak röportajları yapmayı düşünüyorum. Yani insanların vurmalı çalgılar alanındaki fikirlerini merak ediyorum. Ve bu alandaki yeteneklerini görmek istiyorum. Sokakta bir direkt canlı olarak. Yani bu çok zor bir iş değil. Herkesin yapabileceği bir iş. Ama herkes ne derece yapıyor? Bakış açısı ne? Bunu görmek lazım ki biz de kendi bakış açımızı birazcık daha genişletelim. İnsanların bu konuyla alakalı fikirleri önemli. Yani ilgilendiğimiz bir alanda başkalarının fikirlerini mutlaka almalıyız. İstişare etmeliyiz. Bu aynı zamanda bir beyin fırtınasına yol açar. Bu da bizim fikrimizi ve işimizi daha iyi geliştirebilmemizi sağlar. Açıkları görebilmemizi, eksikleri görebilmemizi sağlar. Bu açıdan önemli bir çalışma. Aynı zamanda da eğlenebileceğimiz bir
içerik olacağını düşünüyorum. Yani sokak röportajı her zaman için hem ilgi çeker hem ki eğlencelidir. Halkın nabzını tutmak keyiflidir, güzeldir ve önemli bir çalışmadır. Sokak röportajlarına başlayacağız ve bununla paralel götüreceğimiz bir de sürpriz bir içeriğimiz olacak. Şarj uyarısı geldi de. Ve tabii ki bugüne kadar yaptığımız yayınlar gibi her gün yeni bir ritim videosuyla karşınızda olacağım. Bu iş birazcık zor. Yani her gün yeni bir video çekip yeni bir ritim videosu yayınlamak gerçekten zor. İlk başta çok hoşuma giden bir fikirdi. Aa, olur yaparız diye düşünmüştüm. Birazcık zorlanmaya başladık. Yani vakit ayırma konusunda zorlanmaya başlıyoruz. Yoksa içerik konusunda bir problemimiz yok. Sonsuz bir içerik var. Çünkü müzik zaten çok engin bir derya. O yüzden içerik konusunda problemimiz yok. Sadece vakit ayırıp işte o videoyu çek, videoyu kurgula, yükle vesaire kısmı birazcık uğraştırıyor. Çünkü aynı zamanda benim başka işlerim de var yaptığım. Bir fikir sanat derneğimiz var. Orada çeşitli faaliyetler yürütüyoruz. Aynı zamanda benim ritim atölyem var, ritim okulum var. Orada yoğun bir şekilde derslerimiz var. Bu arada bunun duyurusunu da yapmış olayım. Arada araya sıkıştırmış olalım. Bayramdan sonra yani Salı günü biz derslere başlıyoruz. Kayıtlar hala devam ediyor. Bu videoyu hemen kurgulayıp yükleyeceğim. Yani direkt bugün yükleyeceğim için bu duyuruyu rahat bir şekilde yapabiliyorum. Kayıtlar devam ediyor. Yeni başlayan atölyemiz, sınıfımız Çarşamba günü derslere başlayacak. O yüzden kayıtlar Salı gününe kadar devam edecek. İlgilenenler olursa hemen şuraya bir yere iliştireceğim linkte ve açıklama kısmına da koyacağım linki devribendir.com adresinden hem bu atölye ile alakalı detaylı bilgi alabilir hem de kayıt olabilirsiniz. Tabii ki İstanbul'da yaşayan arkadaşlar için olabilecek bir şey bu. Şehir dışında yaşayan arkadaşlarımız da çok fazla talep görüyor. Bu ritim okulu hani biz de öğrenmek istiyoruz, bu eğitime katılmak istiyoruz diyenler var. İşte bu canlı yayınlar bir müjde olmuş oldu aslında. YouTube üzerinden canlı dersler başlayacak. Ve peşine Devri Bendir Perküsyon Akademi ile ders materyallerini, yani bizim vurmalı çalgılarda ya kullandığımız ritim kalıplarını, ritim okulu için ders materyalleridir bunlar. Bunların hepsini yayınlayacağız. Ve internetten bu konuyla alakalı bütün içeriğe ulaşabileceksiniz. Konuşamadım. Evet, şöyle bir değişiklik yapalım. Bu manzarayı size TRT formatında yayınlayacağım. Bakalım beğenecek misiniz? TRT'de böyle genelde bir objenin içinden dışından böyle çıkarak yayınlar yapıyor. Evet. Böyle bir bu avize değil ama bir avize hastalığı var. Geldik. Dekorlar, mumlar, şamdanlar. Avizeyi gördük. Şu hareket tabii ki rejide başka açıya geçer. Manzaraya geldik. Şöyle konumlandık. Bu da bizim bir açımız olmuş. Ben bir dönem TRT'de çalıştığım için bu kamera hareketlerine fazlasıyla aşinayım diye ezberledim artık. O yüzden belki bir tepki verdim, bilmiyorum. Belki rahatsız olduğum bir şeydi, onun için paylaştım. Evet, yani rahatsız olduğum bir şeydi, onun için paylaştım. Ama o başka bir konu, onu belki sonra ileride daha sonraki videolardan birinde konuşabiliriz. Devlet televizyonunun durumu ilerleyişi ile alakalı. Evet, böyle arkadaşlar. Yani küçük bir bayram tatili yapıyorum. Ritim videosu yok. Salı günü tekrardan başlayacağım videoya. Bu videonun kurgusunu hemen yapıp hemen yükleyeceğim. O yüzden duyurularım şeydir, günceldir. Dikkate alabilirsiniz. Şeye karar veremedim sadece. Onu düşünüyorum. Bu canlı dersleri acaba Twitch üzerinden ya da başka bir platform üzerinden mi yapsam diye düşünüyorum.
Çünkü YouTube'da galiba bir görüntü kalitesinde bir filtreleme varmış. Yani 1080p yayın yapılamıyor gibi bir şey duydum ama tabii ki emin değilim. Bu konuda bir araştırma yapmadım henüz. Yani başka bir platformda yaparsak şöyle bir avantajımız olur bizim. O yayınladığımız videoyu, yaptığımız ders videosunu biz zaten kaydedeceğiz yaparken. O kayıt üzerinden böyle bir en azından bir kafa kurgu geçip YouTube'a daha temiz bir halde mi yüklesek diye düşünüyorum. En azından işte bir alta bir KJ koyarız, bir şey yaparız. Birkaç görsel koyarız vesaire. O kısma henüz karar vermedim. Ama şu net, kesinlikle çok yakın vakitte canlı olarak ders videolarına başlıyoruz arkadaşlar. Canlı yayın yapacağız. Her gün olmayacak, onu söyleyeyim. Yani haftada bir gün olur muhtemelen. Çünkü benim diye hafta içi 3 gün ve toplam 5 ayrı sınıfım var. Dersim var. 5 ayrı dersim var. O yüzden ders tempom oldukça yoğun ve yaptığım diğer işler de var. O yüzden bu canlı yayın haftada bir gün olacak ama ne kadar süreli olur onu da bilmiyorum. Onu da hayata geçirince göreceğiz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Videoyu kapatıyorum. Tekrar iyi bayramlar. Kendinize iyi bakın. Bu arada çok fazla üstünde durmuyorum. Galiba bunun biraz üstünde durmam lazım. Hani yayınları kendi kanalım üzerinden yaptığım için kendimi çok fazla tanıtmıyorum. Ben Mehmet Salih Sırma Çekiç. Yani kanalın ismi de zaten NDNR Mehmet Salih Sırma Çekiç oradan gözüküyor ama birazcık o kısımlara ilerleyen aşamada gireceğiz. Hani kimdir bu adam, nedir, necidir diyenler için. Ama merak edenler için hemen şu bölgeden birinde yani şu alt kısımda link vereceğim. mehmedisalih.com açıklamalara da yazacağım. Benim kendi kişisel web sitem. Oradan benimle alakalı bilgilere ulaşabilirsiniz. Kimdir, necidir, ne iş yapmış, neler yapmış. Oradan görebilirsiniz, öğrenebilirsiniz. Merak edenler olursa sosyal medya hesaplarımdan takip edebilirsiniz. Facebook kullanıyorum ve Instagram kullanıyorum. Twitter kullanmıyorum. Kullanıyordum, bıraktım Twitter'ı. Çok aktif olmadığım için vakit kaybı olarak düşünmeye başladım. O yüzden kullanmayı bıraktım. Yani aktif olarak kullandığım bu iki alan, Facebook ve Instagram. Ama Instagram daha aktif kullanıyorum. Sosyal medya hesaplarımdan bana ulaşabilirsiniz. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Beğenmeseniz de beğenin. Çünkü bu yeni kurulma aşamasında olan bir kanal olduğu için daha yeni bir kanal. O yüzden desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Evet. Video çekiyorum. Gel gel. Gel. Hayır otur işte burada hiç. İşim geldi. Hilal geldi. Evet, videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. İyi bayramlar tekrardan. Abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.